bilimsel kitap olmak bakımından, bilimsel temellerini yaratması bakımından da Kapital. Yani orada iki tane çok önemli eser var. Devrimci Marksistler için bugün geriye doğru baktığımız zaman Lenin'in yapıtları arasında son derece önemlileri var. Yani Rusların kendi kaderini tayin hakları, hakkı üzerinde yazdıkları, emperyalizm kitabı, elbette ne yapmalı, partinin teorisini tamamen temellendiren kitap, tabii ki sosyalizm ve savaş konusunda yazdıkları vesaire. Bütün bunlar çok önemli olmakla birlikte Lenin'in yapıtları arasında ve Marksizmin genel olarak bize kalan eserleri arasında Devlet ve Devrim, Manifesto ve Kapital'den sonra gelen yapıt olarak kabul edilmeli. Daha sonra Trotsky'in yapıtlarından konuşacağız. Benim kişisel kanaatim, yani ihanete uğrayan devrimin Marksizmin 2-3 klasiğinden bir tanesi olduğudur. Başka türlü günümüze nasıl geldiğimizi anlayamayız. Bir bakıma kapitalist toplum için neyse bugüne kadar, tabii ki aşılacaktır gelecekte, ihanete uğrayan devrim bugüne kadar kapitalizm sonrası toplumların dinamikleri konusunda yazılmış önemli bir kitaptır. Şimdi ne oldu dolayısıyla? Kapital ve Manifesto, Devlet ve Devrim, ihanete uğrayan devrim. Dolayısıyla bugün son derece önemli. Neden öyle? Çok önemli bir nedenler öyle. Birazdan ayrıntılarına gireceğiz bu işin ama önce şunu söyleyeyim. Devlet teorisi ve devlet konusundaki tespiti Marksizmin bir bakıma turnusol kağıdıdır. Yani sınıflar meselesi, sınıf mücadelesi, toplumun ekonomik gelişmesi, şunlar bunlar bunların hepsi çok önemli. Ama devlet konusunda berraklığa kavuşmadan hiçbir şekilde devrimci politika yapılamaz. Kapitalizmin yerine başka bir toplum konamaz. Bu bakımdan yani şaşırtıcı bir şekilde belki sınıftan bile daha önemli bir konuyla karşılaşıyoruz. Elbette birazdan göreceğiz sınıflarla. Doğrudan ilişkisi var devletin Marksist bakış açısına göre ama sınıflar mücadelesinden bahsetmek yeterli. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, başlamadan önce kendi kendimize bazı sorular soralım. Mesela şu soruyu sorabiliriz. Diyorlar ki bugünlerde, ya aslında şu krem tazminatını fona alalım. Bir fondan dağıtılsın krem tazminatı bütün işlere. Çünkü Türkiye'de işte diyelim milyonlarca işçinin, 11 milyonun deniyor ki o işçilerin yaklaşık 10 milyonu mesela 11,5 milyonu kredi tazminatını alamıyor zaten. Şimdi durum ne? Devlet bir hak tanımış işçiye. O hak alınamıyor. Devlet de karşımıza geçmiş bu haklarını alamıyorlar bunlar diyor. Kanunen devlet garanti etmiş o insanlara. 10 milyon insana kredi tazminatını alacaksın işten ayrılırken diye. Ama vermiyor kimse. Devlet de oranı olmuyor. Aynı devlet İşçi sendikalaşıp fabrikadan sendikalaştığı için atıldığı zaman polisini o işin üzerine sürüyor. Niye? Neden yani kapitalist o işlerin kapital tazminatı vermeyen kapitalistler. Küçüğüyle büyüğüyle. Hepsi kapitalist. Kapitalist kanunen kendi yapması gereken şeyi yapmadığı zaman devlet hiç oralı değil. Bize de söylüyor hiç oralı bir şey yapmıyorum diyor. Olamıyorlar diyor. Ama işçi bir hakkını savunduğu zaman yasaya göre, anayasaya göre yani sendikalaşma saldırıyoruz. Niye? Yahut başka bir soru sorabiliriz. 33 yıldır mesela, daha geriye de gidebilirsiniz ama 33 yıldır, 12 Eylül 1980'den bu yana o kadar çok değişik hükümetler geldi. Faşistinden İslamcısına, merkez sağından sözde sosyal demokratına, hepsinin koalisyonlarına, daha evvel askeri rejim vesaire. Asgari ücret hep iki senede bir işte oturuyorlar, konuşuyorlar. Ondan sonra hep çok düşük çıkıyor. Niye? Devlet bir asgari ücret koymuş. Ama kimsenin yaşayamayacağı bir düzeyde bir asgari ücret. Yani sefalet düzeyinde asgari ücret. Daha ötesi var tabii. Milyonlarca işçi, herkes biliyor, merdiven altlarında çalışıyor. Sigorta hakları,
Asgari ücret mutlaka almaları gerekiyor. Herkes biliyor ki bunlar olmuyor. Yani kanunun hakları. Devlet hiç oralı değil. Niye? Burjuvalar, zenginler, rantiyeler, zengin küçük burjuvazi, model küçük burjuvazi bir sürü durumda malı götürüyor. Rüşvet veriyor, karşılığında bir şey yapıyor, hayali ihracat yapıyor, durup dururken bir yerden bir şeyler kazanıyor falan. Bir sürü yolsuzluk çıkıyor ortaya. Hatta hayır mesela kurumları adı altında para topluyor, sonra o yakalanıyor. Ama hiçbirisi yapmıyor hapiste. Ama duydunuz mu, siz bir kısmınız çocuk gibiydiniz o olduğu zaman. İki tane yoksul ailenin çocuğu ya da üç tane çocuk. Bir baklavacıdan baklava çaldılar diye yıllara mahkum ettiler. Küçücük çocuktur. Diye. Yani sistematik olarak, partilerden bağımsız olarak, o anda ülkenin genel durumundan bağımsız olarak devlet devamlı bir tarafa doğru kesiyor. Hep aynı sonuç. Hep zenginin ve kapitalistin yanında hep yoksulun, bir daha milyon örnek veriyorum, uzatmıyorum. Yoksulun ve işçinin karşısında. Bu biraz farklı olmaz. Üstelik Türkiye'ye de özgürlüğü bu. Demek ki bunun arkasında bir şey var. Yani bir kere günlük hayatımızın sayısız mevzine, aslında başka şeylere de bakabiliriz. Kürtler karşısında tavrına, kadınlar karşısında tavrına, Aleviler karşısında tavrına. Ama bugün özel bir yerine konuşacağız devletin. Onun için esas olarak sınıf meselesi üzerinde duruyorum. Bütün bunlar aslında ortada yapısal bir sorun olduğunu düşündürüyor bize. Şimdi onun için devlet meselesine bu bilinçle bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar, biz burada Marksizmin İçinde yaşadığımız çağ nasıl bir ışık tuttuğunu ve içinde yaşadığımız sefil toplumu nasıl ortadan kaldıracağımızı, bunun yerine herkesin hep birlikte el ele vererek çok daha adil bir toplumu nasıl kurabileceğini tartışıyoruz. Onun bir bakıma bilgisini hep beraber geliştiriyoruz. Bu açıdan baktığımızda Marx'ın kendisinin, ben size bunu daha evvel de söyledim, tekrarlayayım. Marx'ın kendisinin söylediği bir şeyi hepinizin kafanızı bir kenara yerleştirmesi mutlaka gerekir. Marx çok yakın bir arkadaşına bir mektup yazdı. Çok mektupları var böyle, içinde çok önemli düşünceler aktarıyor. Bir sürü her düşünürde az çok olur bir düşünürlerdi bu. Bir mektubunda diyor ki, Weidemeyer diye birisine bir mektup. Diyor ki, benim diyor aslında katkım çok sınırlıdır. Ben size daha evvel bunu anlattım ve nasıl kadar aşırı derecede alçak gönüllü bir tavır olduğunu da söyledim ama bence alçak gönüllülükten öte bir şeyi vurgulamak için yapıyor. Diyor ki mesela diyor sınıflar meselesi diyor Fransız tarihçilerinde vardır diyor. İngiliz ekonomi politikçilerinde vardır diyor. Sınıflardan bahsederler, onlar arasındaki mücadeleden bahsederler falan diyor. Bu benim bana özgü bir şey değil diyor. Bana özgü olan sadece iki şey var. Dikkat edin, iki şey. Doğru değil ama sivrilterek ve en önemlisini söylüyor. Bir, tarihte sınıflar var olmuştur ama her zaman var olması için bir neden yoktur. Bunların varlığının nedeni ortadan kalkacak ve sınırsız toplum olacaktır. İki, sırası böyle değil aslında ama ben böyle söylüyorum. İki, bu sınıf mücadelenin sonu mutlaka proletarya diktatörlüğü olacaktır. Demek ki Marx kendi düşüncesine ayıran şeyi bir işçi sınıfı iktidarında. Yani hiçbir şekilde sınıf tarih sınıf mücadelenin tarihi Komünist Manifesto'nun konuştuk hep beraber. Komünist Manifesto'nun birinci cümlesi. Bunu söylemiyor. O vardı biraz zaten diyor. Alçak gönüllü. Tarihin öyle olduğunu kimse söylememişti. Sınıflarda var demişlerdi sadece. Bazıları. Hepsi değil. Ama önemli olan şu, proletaryal diktatörünün kendi düşüncesini ayıran şey var. Bir de sınıfsız toplumun gelebileceği. Kimsenin hayal edemediği şey. Sınıfsız toplum. Hayal edenlerdi tamamen ütopik olarak kendi aralarında yapmaya çalışıyorlar. Yani küçük komünlerde falan. Şimdi dolayısıyla Lenin'in Marksist devlet teorisinin ve proletarya diktatörüne giden yolu ele aldığı devlet ve devrim kitabı bizim için son derece önemli
sistematik olarak Marx'ın devlet teorisini ortaya koyuyor. Bunun nasıl kapitalist devletten proletarya diktatörüne, yani işçi sınıfının devletine geçme gerekliliğini ortaya koyduğunu bize gösteriyor ve dolayısıyla bir bakıma bize siyaset alanında ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Bu burada anlatılan şeylerin hepsi tekrar ve tekrar. Lenin'den önce Marx'ın döneminde ve sonrasında, Lenin'den önce, bu kitap yazılmadan önce zaten doğrulanmışken, bu kitabın yazıldığı 1917 yılından neredeyse 100 yıl sonra konuşuyoruz biz, 4 yıl kaldı 100. yılına. Bu dönem boyunca tekrar ve tekrar yeniden doğrulanmıştır. Şimdi tezlerini konuştuğumuz zaman kendi kafanızda bu sizin içinde olan şeylerle ilişkilendirirsiniz ve nasıl doğrulandığını hep beraber konuşabiliriz, görebiliriz. Şimdi dolayısıyla ortada devlete ilişkin ve o devletin nasıl değiştirilmesi gerektiğine ilişkin, yani kurtuluşun yolunu hazırlamak bakımından devletle ilgili ne yapması gerektiğine ilişkin son derece önemli bir teoriyle karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar, bu bakımdan, yani devlet meselesinin önemi bakımından daha fazla artık vurgu yapmayayım. Şimdi devlet ve devrimin bir özelliğine değineyim. Yani umarım okuyanlar vardır, hatta çoktur. Bu kadar önemli bir yapıtın okunması ve tartışılması fırsatı doğmuşken hiç olmazsa bir bölümünü okumadıysanız çok yazık ettiniz. Devlet ve devrimin yazılış tarihi son derece önemli. Biraz önce 1917 dedim. Hemen bir herhalde bir ışık yanmıştır bazı arkadaşlar da. Yani 17 Ekim devriminin yılı. Peki 17'nin ocağında mesela Şubat'ta başlıyor biliyorsunuz devrimci süreç. Muazzam bir ayaklanma oluyor. Oradan Ekim'e kadar devam ediyor. Eski takvimde Rusya'nın. Bizim takvimde Mart'tan Kasım'a kadar. Şimdi acaba ocakta mı yazdı? Hayır. Acaba Nisan'da Mayıs'ta mı, devrim daha yavaş giderken mi yazdı? Hayır. Ağustos-Eylül aylarında, yani Ekim ayından bir ay önce biten bir kitap. Devrimin ateşi içinde Lenin oturuyor, en önemli teorik yapıtlarından birisini kaleme alıyor. Şimdi adam devrim için bütün hayatını vermiş, beynini vermiş birisi. Ne yapıyor? Bir tuhaf mı? Değil. Çünkü bu mesele o kadar hassas bir mesele ki, Lenin'in bir bakıma daha sonraki kuşaklara kalan eseri devrim kadar, bir de bu bir bakıma. Çünkü dünyanın çeşitli ülkelerinde ama en başta Avrupa'da, çeşitli ülkelerde, Almanya'sında, Fransa'sında, İngiltere'sinde ve diğerlerinde ülkelerde işçi hareketinin içinde sosyalist adı altında, üstelik bugünün sosyal demokratları gibi son derece düzene angaje olmuş bir koskoca akım gelişmiş. Onlarla mücadele ediyor. Neden? Ya tam Rus devrimi. Bu arada Lenin, yani bilenler biliyorlardır. Bu kitabı yazarken Finlandiya'da saklanmadan, yani fırsat öyle doğru, yoksa yazamaz. Burjuva hükümeti, geçici hükümet Lenin'i arıyor, hapse atıp şey yapacak, etkisizleştirmek istiyor. Lenin de onun üzerine yer almıyor. Finlandiya Rusya'nın parçası o dönemde. Dolayısıyla Finlandiya'da ama Rusya'nın çağrının içinde tabii, yani o anlamda Finlandiya şimdi bağımsız ülke ama o zaman değil. Gizleniyor ve o gizlenme sırasında yazıyor. O gizlenme sırasında şey değil, tamamen pasif değil. Bir sürü mektupla haberleşiyor, merkez komitesiyle bir sürü şeye karışıyor, devamlı karışıyor hem. Ama aynı zamanda da tabii dışarıda olsa olmayacak bir zamanı var. Onun tabii muazzam bir katkısı var bu işe. Şimdi mesele şu arkadaşlar, bunun çok büyük bir anlamı var. Bunu da söyleyip geçelim. Neden bu sırada böyle bir kitap yazıyor? Evet, mükemmel. Söyler misin? Ne demek yani? Bunu söyledi. Mükemmel bir cevap. Evet. Hayır, bütün gerçekten boş. Tamam canım, neyim değil. O zaman ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, Rusya'da böyle bir ekip yok. Kautskiler Rusya'nın şeyleri değil, sorun değil. Var menşevikler ama boşevikler çoktan Sovyetler de çoğunluğu ele geçirmişler. Artık an meselesi iktidarı almak. Menşeviklerin şeylerinin, görüşlerinin durumu saptırması mümkün değil. Boşevikler çoğunluğa sahip çünkü. Karşılarında tamamen, yani Burjuvazi'nin ordusu var. Menşevikler değil orada.
Peki niye Rusya devriminin hemen öncesinde bu meseleyi yaptı? Çok önemli. Çünkü Rus devrimini dünya devriminin bir ileri karakolu olarak görüyor. Onun için mücadele ettiği dünya devrimi uğruna. Rus devrimi olacak, arkadan öbürleri olacak. Onların engellenmesine karşı derhal tedbir alıyor ki devrim gerçekleştikten sonra Rusya'da o alanda yapılacak, ardı ardına gelecek olduğunu umduğu devrimler, nitekim Almanya'da sadece bir yıl sonra patlak veriyor devrim ama başka bir yola çıkamıyor. Tam da kaos direkt yüzünden, tam da o yüzden bunlar yazılmakla tabii iş kökünden çözülmüyor. Sadece devrimcileri uyaran bir kitap bu. Lüksemburgların, Liebknechtlerin, devrimci önderlerimizin büyük çabasına rağmen yeniliyor Alman devrimi. Ona doğru yönelik olarak yazıyor. Yani Rus devriminin ne kadar dünya devriminin bir parçası olarak göründüğünü Lenin ve tabii ki Trotsky tarafından bu çok iyi oluyor. Şimdi devlet ve devrimin kendi içeriğine gelelim arkadaşlar. Bunu anlamak çok önemli işte. Bunu anlamadık mı gerçekten devrimci olamayız. Şimdi Lenin'in yaptığı şey aslında Marx'la Engels'in yapıtlarını inceliyor. Oradan çıkartıyor bütün tezlerini. Hiçbir yerde çok özel kendisi devlet teorisine ve devrim teorisine ilişkin özel bir şey bunu da söylemiyor. Lenin'in çok orijinal şeyleri var ama Marx'la Engels'in bu alandaki temel saptamalarını tamamen paylaşıyoruz. Lenin'in orijinallikleri çok. En başta demin de söylediğimiz gibi ulusal sorunda, savaş sorunda vesaire. Tabii ki emperyalizm teorisi. Tabii ki parti teorisi. Şimdi devlet konusunda 5-6 tane ana önermeyle meseleyi özetleyebiliriz. Bunlardan birincisi şudur. Bu tarihi bir gerçekleşim söyleyeceğim. İnsanlığın tarihinde her zaman devletliği bir şey var. Bize devletin varlığı çok doğal bir şey gibi geliyor. Her zaman olacak gibi sanki. Ama geçmişte en azından böyle bir öyle bir dönem var ki çok uzun bir tarihsel dönem üstelik devlet diye bir şey yok. İnsanlar topluluklar halinde yaşıyorlar ama devlet diye ayrışmış ve onların üzerinde yetkisi olan ve toplumda düzeni o şekilde sağlayan bir yapı. Ne zaman bu birinci önemli dolayısıyla devlet geçmişte yoktu, dolayısıyla gelecekte de olması ihtimali var. İnsan toplumları devletsiz olabiliyor demektir. Peki, niçin ortaya çıkıyor devlet? Neden, neyin karşılığı devletin varlığı o zaman madem devletsiz toplumlar da olabiliyor? Doğrudan doğruya tarihi olarak da izlenebiliyor. Bu Engels'in özel mülkiyetin, ailenin ve devletin kökeni kitabında antropolojik bulgulara bağlı olarak ve devletin kökeni. Antropoloji biliminin çeşitli bulguları temelinde özellikle Morgan diye bir Amerikalı antropologun çok önemli Kızılderili toplumlarını, yani Amerikan yerlisi toplumlarını onların incelenmesi üzerine elde ettiği bulgulardan hareketle yazdığı yaptığı çalışmalar temelinde bu tarihsel sürecin gelişmesini ortaya koymuş Morgan. Engels de ondan yararlanıyor ve bunu Marksizm açısından teorize ediyor. Devletin olmadığı bir toplumda, şimdi hatırlayın ekonomiyi konuşuyorduk. Eğer doğrudan doğruya üretimle ilgilenen kısmı toplumun, yani üreticiler, kendi varlıklarını sürdürmek için gerekli olanın ötesinde bir ekonomik fazla, bir artık üretebiliyorlarsa başkalarının geçimi o artıkla sağlanabilir. Bu artık sınıfların ortaya çıkmasının zaten temelidir. Bu artığın ortaya çıkmasıyla beraber artık kim alacak mücadelesi başlıyor ve sınıflar oluşmaya başlıyor. İşte o sınıfların oluşmasıyla birlikte sınıfların arasındaki mücadelenin uzlaşmaz karakteri devleti gerekli hale getiriyor. Yani
devletin varlığı tarihte doğrudan doğruya sınıflar arasındaki mücadelenin bir ürünü. Tarihte ortaya çıkışı devletin doğrudan doğruya sınıflaşmayla ilişkili, onun bir sonucu ve tabii ki özel mülkiyetin o sınıfların temeli olarak özel mülkiyetin oluşmasının bir sonucu. Dolayısıyla devletin kendisi, şöyle yapalım aslında arkadaşlar hatırlamak için, devlet tarihte her zaman olmamış. Sonra sınıflarla birlikte ortaya çıkıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor tabii. Devlet şu anlamda, şimdi sınıflar, yani diyelim mesela bir feodal bey serfini çalıştırıyor toprağında ve onun ürünü kendisi alıyor. Serf ayaklanırsa ne olacak? Demek ki hakim sınıfların sömürülen sınıfları kontrol altında tutması gerekiyor. Devlet bir uzman yapı olarak toplumun içinden ayrışıyor, yavaş yavaş toplumun üzerine çıkıyor ve sanki toplumun tamamının çıkarlarını yerine getirmiş gibi toplumun herkes açısından gerekli olan düzenini sağlarmış görünümü altında bir sınıfın öbür sınıf karşısındaki hakimiyetini sağlıyor. Dolayısıyla var olan devlet sınıfların sonucu ama aynı zamanda sınıf hakimiyet aracı. Yani tarafsız bir hakem filan değil, bir sınıf hakimiyet aracı. O yüzdendir ki size deminden bir soru, demin başlangıçta hepiniz cevabını biliyordunuz, hepiniz vermediniz elbette. Hep aynı yönde kesen, hep burjuvaların ve zenginlerin çıkarlarına son tahlilde hizmet eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Çünkü doğrudan doğruya hakim sınıfların, sömürülen sınıflar üzerindeki tahakkümünü sürdürmek üzere oluşturulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Bütün yapısı bunu sürdürmek üzere. Şayet devletin yapısında, mesela bazı yasalarında ezilenlere, sömürülenlere, zor durumda kalana, garibe garibana bir şey varsa, bir takım iyi görünen önlemler varsa, bu aslında onları doğrudan doğruya bu toplumda kendilerini koruyan bir devlet olduğuna ikna etmek içindir. Yani verilen tavizler doğrudan doğruya aynı sınıf hakimiyetinin sürdürülmesinin yoludur. O bakımdan bütün şeyleri, önlemleri devletin her zaman tokat atmak üzerine değil, aynı zamanda da ideolojik olarak toplumun bir parçası haline getirip isyan etmelerini engellemeye yöneliktir. Bunun yanı sıra tabii bazı tavizlerin yanı sıra elbette çeşitli ideolojik biçimlerde, yani ulus, bayrak, çubu, kutu, bunlarla devlet ezilen sınıfları ayrımsız, kaynaşmış bir toplumun unsurları gibi hakimiyeti altında tutmak için ideolojik biçimler geliştirir. Şimdi demek ki bir sınıf hakimiyet aracı. Arkadaşlar bunu ne kadar özgün bir teori olduğunu tahmin edemezsiniz. Birçok devlet teorisi vardır, sosyoloji deniyor, siyaset biliminde. Hiçbirisi devleti bir sınıf hakimiyet aracı olarak nitelememiştir. Ne Marx'a Engels'e kadar ne de Marx'tan Engels'ten beri. Marxistler karşı tabii ki, bütün bir ekol olarak şimdi tabii Marxistler hepimiz sahip çıkıyoruz bu görüşe. Ama bunun dışında herkes devletin bu sınıf karakterini gizlemeye yaslamıştır devlet analizini. Dolayısıyla burada işin püf noktasıyla karşı karşıyayız. Çünkü bakın burada bir an duruyorum. Üçüncü önermeyi söyledikten sonra şöyle bir durum var. Şimdi bir kapitalist ekonomide genellikle işçiler zor durumda kaldıkları için ve özel mülkiyete sahip olan sermaye ve piyasadan bir şey elde edemedikleri için birçok sorunlarını devlet müdahalesi aracılığıyla çözmeye çalışıyor. Örnek vereyim.
Eğer sağlık sorunu olduysa ve işçinin cebinde özel hastaneye gidecek parası yoksa nereden bekler? Tabii ki kamu hastanesinden bekler. Bugünkü Türkiye durumunun karmaşıklıklarını düşünmeyin çünkü o bir geçiş dönemi. Veya insanlar uzun yıllar çalıştıktan sonra yaşlılıklarında bir ölçüde bir güvenceye kavuşmak için ne beklerler? Emeklilik beklerler. Emekliliği satın alabilecek şu şimdi bireysel emeklilik sigortası sistemi diye bir sistem var ama onun ciddi bir para yatırmak lazım. Öyle parası yoksa asgari ücretle yaşıyorsa bütün hayatı boyunca nereden bekleyecek onu? Devletten. Yani tekrarlamaya gerek yok. Birçok alanda işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların sorunlarını kapitalist toplumda da devlet çözüyor gibi görünür. En zor durumdan bir ölçüde yaşanabilir bir hayata doğru adım atmak açısından devletin bir sürü desteği olur. Bu zaman üzerinde devletin demin söylediğim gibi ezilen sınıfları soğurmak, mahsetmek, sistemin parçası haline getirmek üzere geliştirdiği bir takım yöntemler var. Şimdi dolayısıyla ortada bir çelişki var. Devlet bir yandan gün be gün yaşamda bir ölçüde rahatlatıcı şeyler yapıyor insanlar için. İşçiler için, yoksullar için. Ama öte yandan da bir sınıf hakimiyet aracı. Burada işin püf noktası geliyor işte. Devletin bu tür bir bakıma tamamen sorunların üstünü kapatmaya yönelik geçici çözümler sunması dolayısıyla ona kanan herhangi bir mücadele sınıf hakimiyetine ortak kılınmaz. Devletin sınıf karakterini saptamak, devletin işçi sınıfının karşısında yer aldığını ve kapitalistlerin yanında yer aldığını saptamak ve sınıf mücadelesini buna göre sürdürmek tamamen burada turu sorkağı anlamını taşıyor. Eğer bunu kavrayamazsak hiçbir şekilde Marksist politika izleyemez. Sınıf hakimiyeti karakteri devletin belirleyici noktasıdır. Marksistlerle bütün iyi niyetli bütün başka düzen eleştiricilerini birbirinden ayırıyor. Düzene karşı bir sürü huzursuzluk duyan insan olabilir. Ben böyle şeyi söylemiyorum. CHP'nin doğruğunda oturan ve düzenin aslında sol görünümlü savunucularını söylemiyorum. İyi niyetli birçok insan ya şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye bir takım geçici tedbirler önerebilirler. Sorunu köklü olarak çözmenin tek yolu devleti karşımıza almaktır. Başka yolu yoktur. Bu teori Lenin'in devlet ve devrimde anlattıkları bunu ortaya koyuyor. Şimdi bu tarihsel gelişme sonucunda modern çağ diyoruz. Burjuvazi kendine uygun bir devlet yaratıyor. Zaman içinde. Lenin burada uzun uzun nasıl mücadelelerin içinde oluşturulduğunu bu devletin biçimlerinin, yani işçi sınıfının mücadelesine karşı burjuvaların yeni önlemler alarak hakimiyetlerini devam ettirmenin daha uygun yöntemlerini bulduklarını, yani bunu hazır bir şekilde getirip konmadığını mücadelelerin sonucunda oluşturulur. Açıkça anlatıyor burada uzun uzun. Ama son tahlilde ortaya çıkan şudur. Bütün yurttaşların formel olarak hukuk karşısında eşit olduğu, özgür olduğu bir toplum. Bir devlet, bu topluma uygun bir devlet daha doğrusu. Kapitalist çağ, daha evvel de konuştuk, özelliği diğerlerinden büyük farkı böyle bir yanılsama yaratabilmesidir. Herkes özgür. Emekçi hiçbir üretim aracı yok. Geçen defa konuştuklarınızı hatırlayacaksınız. Dolayısıyla mutlaka satmak zorunda ama kime satacağında özgür. Güya. Son derece zor durumda olduğu için çoğu zaman hiçbir seçiş yapmadan doğrudan doğruya bulabildiği kişiye girer. Gerçek proleterler için söylüyorum en azından. Dolayısıyla herkes eşit ve özgür. Bir iş sözleşmesi temelinde hayatını sürdürüyor işçiler. Dolayısıyla iş sözleşmesini imzalamayabilir. Sözleşmeyle yapıyor. Halbuki köle değil, sert değil, yani toprağa bağlı değil, bağımlı değil, özgür. Devlet de buna göre bir yapıya sahip. Diyor ki, yani mesela bizimki kadar sınırlı demokrasilerde bile öyle düşünün. Başka diktatörlüklerde falan da aslında burjuvalar ve işçiler hep eşittir. Diyor ki, görünüşte hukuk karşısında, diyor ki hepiniz eşitsiniz. Bana oy kullanın yani. Kime verirseniz oyunuzu,
Ona göre seçelim, o da bizi yönetsin. Burjuva demokrasinin temeli zaten bu. Dolayısıyla bu eşitlik, özgürlük yapısı formel olarak kapitalizmin diğer daha çıplak sınıf hakimiyetine dayanan feodal, köleci ve başka tür üretim tarzlarına göre aldatıcı ve hakim sınıflar açısından avantajlı yanıdır. Kapitalizmin böyle bir tarihi avantajı var. İşçiler ve emekçiler sömürüldüklerini, ezildiklerini karşılarında bir hakim sınıf olduğunu çok daha zor bir şekilde fark edebiliyorlar. Burjuvazi böyle bir devleti oluşturuyor. Bu devletin olduğu gibi devralıp işçi sınıfının ve diğer yoksul emekçi kitlelerin kurtuluşu için kullanılması mümkün değil. Devletin eski devletin parçalanması, dağıtılması, ezilmesi ve yerine yeni bir devletin kurulması gerekiyor. Demek ki bir başka fikir burada devletin parçalanması. Bu da hemen beraberinde tabii devrim zorunluluğunu getiriyor. Yani işçiler ve emekçiler var olan devletin mekanizmalarını kullanarak diyelim mesela parlamentoda iktidara gelip o parlamentonun olanaklarını kullanarak yasalar geçirerek bir sınıfsız topluma doğru kendilerinin sömürülmeyeceği bir topluma doğru gidemezler. Bu devletin yapısı buna müsait değildir. Dolayısıyla yerine yeni bir devlet tipi yerleştirmek gerekiyor. Bunun ne olduğunu sorduğumuz zaman da işte demin ilk başta sözünü ettiğimiz proletarya diktatörlüğü fikriyle karşı karşıya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradaki diktatörlük kavramını iyi anlamak lazım. Demin dedik ki devlet değişik çağlarda değişik hakim sınıfların hakimiyet aracıdır. Sınıf hakimiyet aracı olması devletin en önemli özelliği. Dolayısıyla aslında Marx'ın anlayışına göre ister demokratik biçimler alsın, ister despotik biçimler alsın, yani baskıya dayansın, sopaya dayansın doğrudan doğruya, bütün devletler aslında bir sınıfın diktatörlüğüdür. Yani bugün içinde yaşadığımız sadece bizim değil, Amerika, Fransa, Almanya, Japonya, neresini isterseniz, en demokratik görülen Britanya, demokrasinin beşiği diye anılır, İngiltere yani, bütün bu ülkeler için bu anlamda, yani kelimenin günlük kullanımı anlamında diktatörlük değil, sınıf hakimiyetinin aracı olması anlamında hepsine burjuva diktatörlüğü olarak bakıyorsunuz. Yani orada burjuvazinin işçi sınıfının üzerindeki hakimiyetini devam ettirmeyi tartışılmaz iddiası haline getirmiş bir devlet. O anlamda diktatörlük. Bir sınıfın diğer sınıf üzerinde tahakkümünü sağlamak. Proletarya diktatörlüğünde kullanılan kavram da odur. Yoksa 12 Eylül gibi bir diktatörlük falan değil. Ya da Şili'deki Pinochet diktatörlüğü gibi bir diktatörlük değil. Bir faşist diktatörlük anlamında diktatörlük değil. Bir sınıfın diğer sınıf üzerinde tartışılmaz kesin hakimiyetini sağlamak anlamında diktatörlük. Proletarya diktatörlüğü dolayısıyla gayet demokratik olabilir. Şimdi o noktaya geliyoruz. Lenin bu kitapta son derece önemli bir şey. Birazdan o önemine değineceğiz. Son derece önemli bir şey. Bu kitapta Marx ve Engels'i izleyerek proletarya diktatörlüğünün nasıl her ne kadar burjuvazi üzerinde bir diktatörlük sağlıyorsa da işçi sınıfı açısından son derece demokratik bir rejim olması gerektiğini ve burjuva demokrasiden Lenin deyimiyle bin kere, milyon kere daha demokratik olduğunu ortaya koymaya çalışıyor bütün anlattıklarıyla. Demek ki aslında proletarya diktatörlüğü bir bakıma öbür yüzü proleter demokrasisidir.
Tabii bu en iyi biçimidir. Başka biçimler alabiliyor. Tarih bize onu gösterdi. Daha az demokratik biçimler alıyor ama giderek yozlaşıyor. Bunu daha ileride konuşacağız. Ama Marksist programa göre, Lenin'in ifade Marx'tan hareketle ortaya koyduğu programatik yaklaşıma göre proletarya diktatörlüğü işçi sınıfı için demokrasi, burjuvazi için bir diktatörlüktür. Yani ikili bir, iki tane yüzü var. Aynı şeyin iki yüzü. Birisi için bir tahakküm aracı, işçinin burjuva üzerindeki tahakküm aracı ama öbürleri için bir demokrasi. Şimdi neden işçinin bir tahakküm aracı olması gerekiyor burjuvazinin üzerinde? Şundan arkadaşlar, devrim sadece tek bir ülkede olduğu zaman değil, deyin ki bütün Avrupa'da devrim oldu. Mesela Ekim devriminin arkasından deyin, önce Almanya'da devrim zafere ulaştı. Oradan Fransa'ya sıçradı, İspanya'ya sıçradı, şuraya sıçradı, oraya sıçradı ve muazzam bir uluslararası devrim oldu. Hala burjuvazi geri gelmek üzere bir sürü plan yapacaktır. Amerika'nın ordusu belki yardım edecektir ya da parasıyla Avrupa'nın beyaz ordularına yani burjuva ordularına yardım edecektir. Burjuvazi iktidarını yeniden ele almak üzere dişiyle tırnağıyla mücadele edecektir. Buna engel olmak için bir proletarya diktatörlüğü gerekiyor. Bu Marksizmin çok önemli bir tezi. Neden? Çünkü ondan önce 19. yüzyıl boyunca Marksizmin şeyi olan, rakibi olan devrimci hareket anarşizmdir. Ve anarşizm devlet karşıtı bir akım olarak ilk andan itibaren devrim başarıya ulaştığı andan itibaren devleti ortadan kaldırmayı savunur. Marksizmin anarşizmde sorduğu soru şudur. Peki burjuvazi yeniden iktidarı ele geçirmeye çalıştığı zaman ne yapacağız? Buna bir cevap yok. Buna hiçbir cevap yok. Marksizmi ayıran dolayısıyla işçi sınıfının müttefikleriyle beraber burjuvazinin hakimiyetini devirdiği noktadan itibaren bir savunma örgütü olarak mutlaka bir devlete sahip olması gereklidir. Ta ki bu devletin düzenlemesiyle planlı ve kamu mülkiyetine dayanan bir ekonomi aracılığıyla adım adım sınıfsız bir topluma başlar. Demek ki bundan sonraki aşama, buradan sonra bir proletar demokrasi temelinde sınıfsız topluma doğru yürüyüş var. Sınıfsız topluma ulaşıldığı zaman devlet, kelimeyi yazalım, sonra izah edeyim, sönümlenecek beklenti kurulur. Ne demek bu? Bu şu demek arkadaşlar. Devletin, şimdi devlet neydi? Yukarıdan beri biliyoruz. Bir sınıf hakimiyet aracı. Sınıfların varlığı, onların arasındaki çelişkinin uzlaşmazlığı sonucunda ortaya çıkıyor. Hakim sınıfın hakimiyet aracı oluyor. Yani tarihi varlığı burada yok bakın. Daha evvel sınıflar yokken o da yok. Sonra sınıflar ortaya çıkıyor. Beraberinde devlet ortaya çıkıyor. Hakim sınıfın hakimiyetini koruma aracı. Buraya geliyoruz. Proleter diktatörlüğü altında sınıflar adım adım ortadan kalkınca devletin ne işe yaradığını sormamız lazım. Devlet bir sınıf hakimiyet aracıydı. Artık bir işlevi yok. Dolayısıyla sınıflar ortadan kalktığı ölçüde, yani bir süreç içinde kalkacak sınıflar ortadan, akşamdan sabah sınıflar ortadan kalkmak mümkün değil. Kalktıkça devlette sanki Trotsky'in benzetmesi şu, bir binayı yaparken ne yapıyorsunuz? İskele yapıyorsunuz. Binayı en son artık sıvasını ve boyasını da yaptınız dış yüzünü. İskelenin ne fonksiyonu kaldı, iç fonksiyonu kaldı. İskeleyi indirirsiniz. Devlet o aşamada artık manasız bir şey haline geliyor. Çünkü sınıf tahakkümü diye bir şey gerekli değil. Sınıflar yok. O yüzden de adım adım yavaş yavaş bir Engels'in deyimiyle uykuya yatma sürecine. Başka türlü söylüyorlar. Tabii ki toplum ekonomisini ve başka faaliyetlerini yönetecek ama artık insanların değil şeylerin yönetimi söz konusu. Dolayısıyla o yönetim politik karakterini yitiriyor ve artık bir bakıma herkesin ortak işlerini yapan bir yapı kalıyor sadece ama o devlet değil. Siyasi bir karakter taşımıyor, bir tahakküm özelliği taşımıyor. Eski devlet oradan kaldı. Hiç unutmayın, hep söylüyorum bunu.
Marx'la Engels ve onları izleyerek diğer daha sonraki Marksistlerin kuşağı, yani Lenin, Trotsky, Luxemburg, Gramsci, bütün bu devrimci kuşak hiçbir şekilde gelecek hakkında spekülasyon yapma isteği içinde değiller, kaçınıyorlar. Yani tam olarak bilinemeyecek, koşulları bilinemeyecek şeyleri uzun uzun konuşmuyorlar. Dolayısıyla burada çok çıplak bir ana hatlarıyla verilmiş teori var. Önemli olan bir tarih anlayışı içinde, tarihi verilerden hareket eden bir tarih anlayışı içinde devletin gerek kalmayacağı ve ortadan kalkacağı. Ama peki şunu sor, peki o zaman ne olacak? Vallahi 600 yıl sonra ya da 300 yıl sonra sınıfsız toplumun en üst aşamasına bütün dünyada erişildiği zaman ne olacak? Ben bilmiyorum. Bilen söylesin. Marx da bilmiyordu. Söyle. Bunları bilmek mümkün değil çünkü koşulları oluşmamış. Mesele mühim olan bugünden sınıfsız topluma gidiş ve onun sonucu olarak, mantıksal sonucu olarak devletin ortadan kalkacağının öngörülmesi. Ütopik falan olmaya gerek yok bu konuda. Sadece bütün karakterinin tarihi analizi sonucunda ortaya çıkan bir sonuç söylemiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir 10-15 dakika şimdi bırakıyorum. Şimdi bunlar ana tezler. Bu tezleri sindirmeyen birisi gerçek bir marxist olamaz. Yani pratik olarak bir mücadele veriyor olabilir vesaire. Ama eğer bir marxist militan ve kadro olmak istiyorsa insan bu tezleri mutlaka kavramalı. Bunlar arasında kafamızda soru işaretleri varsa ve oluşursa mutlaka konuşmalıyız. Bunların bakın o kadar önemli. Mesela devletin parçalanması. Ne kadar doğrulandı diye konuşuyor ve konuşabiliriz dedi. Devletin parçalanması. Bunun manası nedir? Söyledim dedi. Kapitalist toplumun devletini alıp proletaryanın ve onun yanındaki diğer ezilenlerin kurtulması, kurtuluşu için kullanamazsınız anlamına geliyor. Proletaryanın kendine özgür ve kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir devlet tipi yaratması gerekiyor. Dediğim gibi bu da proleter demokrasisine dayanan bir diktatörlük. Şimdi bütün 20. yüzyıl boyunca parlamenter düzen içinde yapılan işçi sınıfı adına yapılan mücadeleler iki yöne gitmiştir. Bir, bu mücadeleleri verenler devrim fikrini bırakıp da biz bu işi reformla yapacağız dedikleri zaman bir süre sonra kapitalizmin yöneticileri haline dönüşmüşlerdir. Bütün sosyal demokrasinin tarihi budur. O yetmedi, şimdi Batı Avrupa'nın, Amerika'nın, Meksika'nın, Latin Amerika'nın, Japonya'nın vesaire bizdeki gitti şimdi yerine yeni bir tane geldi. Tarihi bütün o Stalinist partiler, bizdeki tarihi Türkiye Komünist Partisi, hepiniz herhalde biliyorsunuz, kendini tasfiye etti o şey döneminde. Sovyetler Birliği'nde alma döneminde. Bugünkü Türkiye Komünist Partisi adını taşıyan parti başka bir parti. Onu ayrıca konuşabiliriz. Şunu söylüyorum. Eski İslamist partiler sosyal demokrasinin yerine geldiler. Onlar da zaman içinde artık düzen partisi haline geldi. Hem de bu sefer 10-15 yıl içinde. Öbürü daha uzun bir süre içinde düzen partisi haline geldi. Bunlar kısacık bir süre içinde. Şu sorucu bütün 20. yüzyıl tarihi, bırakın 19. yüzyıl tarihi, dediğim 19. yüzyılın ve 20. yüzyıl başının verileriyle bir kitabı yazıyordu. Ondan sonraki bütün tarih şunu gösterdi. Bir, reform yapmaya, reformlar üzerinden var olan burjuva devletini kullanarak işçi sınıfının lehine bir sonuç yaratıp kapitalizmi ortadan kaldırmaya ve herkesin adil bir düzende yaşadığı bir ortam yaratmaya çalışırsanız bu sizin düzenle bütünleşmenizden başka bir sonuç yaratmaz. Geçici böyle reformlarla bir şeyler elde edilebilir ama o gene eski haline döner vesaire vesaire. İki, eğer geçer de parlamentonun başına ciddi bir şeyler yapmaya başlarsanız burjuvazi hemen sopasını çıkarıyor, diktatörlüğünü ilan ediyor, ordusunu ileri sürüyor ve deviriyor sizi. İki çok önemli örnek var burada. Bir, 1936 İspanya. Bir halk cephesi iktidara geliyor. Onun yönetiminde, onlar yapmıyor ama onun yönetimindeyken işçiler, fabrikaları, köylüler toprakları işgal ediyor. Hemen Franco diye bir adam hepiniz duymuşsunuzdur. Bir muhtıra ilan ediyor, pronunciamiento ve üzerine büyük bir savaş belirtiyor.
3 sene çarpışma Stalinistlerin de şeyinde, sabotajıyla bu savaş kaybediliyor. İkinci çok önemli örnek 1970-73 arası Şili, çok güçlü bir sol koalisyon, Halk Birliği bu sefer Halk Cephesi değil, başa geçiyor. Sosyalist Parti'nin başkanı Salvador Allende Cumhurbaşkanı oluyor. Burada da bazı önemli reformlar yapılmakla beraber, yani özellikle emperyalizmin bakır madenlerindeki hakimiyetine darbe vuran bazı tedbirler alınıyor ama esas bu hükümet başa geçince işçiler ve köylüler ayağa kalkıyor. Yine aynı şey. Bir takım şeylerde, fabrikalarda ciddi işçi denetimi oluşuyor. Cordones Industriales denen bir dizi böyle fabrika bölgesinde tamamen işçiler hakim durumda. Burjuvazi korku içinde en sonunda adını duymuş olacağınız Pinochet 1973 yılında darbesini yapıyor. 30 bin solcuyu ve işçiyi öldürdükten sonra da Burjuvazi diktatörlüğü yeniden sağlıyor. Dolayısıyla devleti bulunduğu halde ele alıp sosyalizmi kurmaya çalışmak daha baştan hüsranla biten bir şey. O anlamda bunu kavrayamayan, bu bakımdan bunu kavrayamayan hiçbir şekilde kapitalizmin mesela burjuvazinin hakimiyetini ortadan kaldıramaz. Yani ezbere söylenmiş şeyler falan değil, doğru bir tahlil zaman içinde tekrar ve tekrar doğrulanmış durumda. Şimdi bu kitabın zaten büyük anlamı aslında ilk tür başarısızlıkla ilgili. İkinci tür başarısızlık bir felaket zaten. Yani nispeten iyi niyetli diyebileceğimiz bir takım şeyler, önderlikler bir şeyler yapmaya çalışınca parlamentoyla başa gelip zaten boğuluyorlar. Yani çok öldürüldü. Allende kendisini öldürdü. Başkanları öldürmesi. Aslında o bile tartışmalı, Pinochet'in adamları da öldürmüş olabilir ama Allende'yi öldürmeleri mühim değil ki. 30 bin tane sosyalist, komünist, devrimci insanı ve işçileri doğradılar 3-5 yıl içinde. Şimdi aslında burada çok benzer bir örnek Müslüman dünyada ama genellikle bilmiyor. Size söylemek istiyorum çünkü Müslüman çoğunluklu toplumların tarihi bizim için çok önemli. Bazı aklı evveller Müslüman toplumlarda komünizm tutmaz falan gibi safsatalarla uğraşıyorlar. Tarihin en büyük komünist partisi Sovyetler Birliği ve Çin'in dışında Endonezya'da olmuştur. 2. Dünya Savaşı sonrasında. 1965'e kadar başta olan Sukarno diye bir önderle beraber ortaya çıkmış olan sömürgecilikten sonra ortaya çıkmış olan Burjuva Devleti'ni içeriden dönüştürerek sosyalizme geçme stratejisini izliyor. Endonezya Komünist Partisi, Stalinist bir yönetim altında. Ama yarı Stalinist çünkü bir yandan da değiştirmeye çalışıyor. Suharto diye adı bir öncekine çok benzeyen bir general geliyor. Hep birlikte Müslümanları da yani İslamcı hareketiyle kullanarak Sukarno'yu deviriyorlar. Muazzam bir diktatörlük kuruyorlar. 1 milyona yakın, yani devamlı bu rakam verilir. 1 milyona yakın insanı öldürüyorlar ve Suharto'nun diktatörlüğü 1980'li yılların sonu veya 1990'lı yılların başına kadar sürüyor. Yani 300 yıldan falan. Bu aslında az gelişmiş bir ülkede, Şili'den de daha az gelişmiş bir ülkede. Çünkü yani işçi sınıfı çok yeni oluşmakta falan. Sömürgecilikten yeni çıkmış ve bir İslam toplumunda, yani Müslümanların çoğunluğunda olan bir toplumda aynı şeyin nasıl doğrulandığını gene gösteriyor. Bir devrimci strateji değil de içeriden dönüşümde reformlarla yapılmaya çalışılan işçi sınıfı lehinde, emekçiler lehinde değişimleri ne kadar riskli sonuçlara yol açtığını ve de başarıya ulaşmadığını açıkça gösteriyor. Şimdi arkadaşlar, devlet ve devrim İçinde yazıldığı bağlamdan başladık, gene oraya dönerek bitirelim. Aslında anlatılacak çok şey var. Yani mesela bu devletin özellikle proleter demokrasinin yapısı daha baştan son derece demokratik olmak zorunda olduğu için Lenin buna yarı devlet diyor. Ha, tamam. Başka şeyler anlatmayacağım, bunları sonra anlatırım. Başka bir noktaya geçiyorum. Hayır. Şimdi bunları siliyorum. Yazmak isteyen birisi var. Arkadaş varsa bunları kaydetsin. Çünkü çok önemli bir başlama var. Onu oraya yazmamıştım notlarımın arasında. Zaten anlatacağım diye.
Notlar da görmeyince bir an gidiyor. Onu unutur gibi oldu. Başka noktalar bundan daha az önemli. Şimdi bizim için bu kitabı devrimci Marxistler için bir başka önemi daha var. Kitabı, şimdi kitabı okumayanları kınıyorum, eleştiriyorum ve okumak için bir tavsiye yapıyorum. Birinci ve beşinci bölümlerini mutlaka okumalısınız. 2-3-4 şimdilik acil olmayabilir. Ama birinci bölüm neden devletin bir sınıf hakimiyet aracı olduğunu tarihteki bütün kanıtlarla birlikte anlatıyor. Beşinci bölümde şimdi anlatacağım şeyi anlatıyor. Kapitalizmden çıkışta, yani devrimle kapitalizm devrildikten sonra ve yeni bir devlet kurulduktan sonra tarihi evrim nasıl olacak? Ekonomi geliştikçe, sınıfsız topluma doğru ilerlendikçe devlet nasıl değişecek? Onu anlatıyor. Şimdi burada, bu aynı zamanda biraz sosyalizm teorisi ama bizim için çok önemli. Anlatacağım diye bunu. Çünkü Stalinistlerin tam bir çarpıtması vardır bu konuda. Bunu her devrimci Marksist mutlaka çok erken bir aşamada bilmesi ve bundan emin olması gerekiyor. Emin olmak için de tek yapacak şey var. Şimdi anlatacağım doğru olduğunu. Gidip Derezde Devrim 5. bölümüne bakmak. Sırf bölümün yapısı bile şimdi anlatacağım şeyin ne kadar kesin olduğunu şey. Şimdi arkadaşlar, önce şunu söyleyeyim. 1936 yılında Stalinistler bir anayasa yapıyorlar. Ve Sovyetler Birliği'nde sosyalizm kuruluyorlar. Önemli olan nokta bu şimdi pratik olarak. Bunun manası şu, sosyalizm kurulmuş orada. Stalin'in defalarca söylediği gibi, anayasada bu yazmıyor ama buna bağlı olarak Stalin'in yapıtlarında söylediği gibi, bu demektir ki artık geri dönüş sosyalizm kuruldu. Şimdi bir toplum sınıfsız topluma geldiyse hakikaten geri dönüş biraz zor. Yani doğrusu ben de hayal ediyorum. Sınıfsız topluma geri geldikten sonra geri dönüş. Ama Stalinistlerin bir çelişkisi var ki bu toplum sınıfsız toplum da demiyorlar. Diyorlar ki burada işçi sınıfı var, köylülük var, aydınlar diye de bir katman tanıyorlar. Aslında bu bürokrasi ama işte söyleyemiyorlar tabii. Yani, dillerin ucuna gelmiş gibi oluyor. Dolayısıyla iki ya da iki buçuk sınıf var arasında. Bürokrasinin bir ayrı sosyal katman olduğunu söylerseniz iki sınıf ve bir sosyal katman var vesaire vesairesini söyleyeceğiz. Her halükarda hem sosyalizm kuruldu diyorlar ama hem de sınıfın toplu. Zaman içinde bu sınıflar da kaynaşacak, ortadan kalkacak ve komünizme geçilecek. Şimdi bakın, demek ki ne çıkıyor ortaya? Stalinizme göre sosyalizm sınıfı bir toplum. Bu kadar basit. Komünizm sınıfsız bir toplum. Bu çok yalın bir şey aslında. Hatırlaması kolay. 1936 tanesi sosyalist ama aynı zamanda sınıfların olduğu bir yer. Şimdi bu Marx'ın bu konudaki teorisini ve onu izleyerek Devlet ve Devrim'de Lenin yazdıklarını tamamen aykırıdır. Çünkü Marx'ın öngörüsüne bağlı olarak Lenin'in sergilediği gibi devrimden sonra sosyalist devrimin ardından üç aşama söz konusudur. Yani iki büyük aşama, bir tane de onun alt başlıkları diye düşünebilirsiniz. Bir, geçiş ekonomisi ile üst yapıda proletarya diktatörlüğünün bir araya geldiği bir dönem. Bu döneme biz devrimci Marksistler, zaten benimde de öyle geçiyor, kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi diyoruz. Bunun Marx'ın söylediği gibi buna üst yapıda proletarya diktatörlüğü çağırıyor. Bu sınıflı bir toplumdur. Burjuvazi belirli bir toplumda kalmamış olabilir ama mesela Rus burjuvazi ne oldu? Ya da aristokrasinin toprak sahiplerini kaçtılar. Mesela bir kısım Türkiye'ye geldi. Biliyor musunuz onu? Yani çok beyaz Rus var Türkiye'de. Beyaz Rus şehirde kaçtı Ruslar. İstanbul beyaz Rus'la doldu. Gayet normal. Nasıl şimdi Suriyeliler yığıldı buraya? Bir kısmı aslında militan, tamamen İslamcı militanlar falan, karşı devrimciler falan diyelim.
Orada da öyle oldu. Dolayısıyla Avrupa'nın da çeşitli yerlerine dağıldılar. Onlar da mülteni geri almak istiyorlar. Yeniden bir sömürü sistemi kurmak istiyorlar tabii. Ve kolayca teslim olur mu? Dolayısıyla henüz Rus burjuvazisinin tarihi olarak ortada kalmadı. Ortadan kalkmadı. Ama yenilgiye uğratılmış oldu. Mülküle el kondu. Çok kısa süre içinde büyük üretim araçları, ulaşım araçları kamulaştırılıyor. Bir dönem. Bu dönem kapitalizmin içinden çıkıp toplumun sınıflı bir toplum olarak devam ettiği ama kamu mülkiyeti ve planlama temelinde sosyalizmin adım adım inşa edildiği ve aynı zamanda tek bir ülkeden bahsediyorsak söylediğim gibi devrimin dünyaya yayılması için çaba gösterildiği bir yer. Şimdi burada bakın bu sınıf toplumu, sınıf toplumu olmazsa zaten devlet olmaz, devlet olmazsa proletaryat olmaz. Bu yalın değil mi arkadaşlar? Bunda anlaşılmayan bir şey varsa lütfen sorun. Sınıflı toplum. İki, sınıfsız toplum, isterseniz böyle yazalım. Sınıfsız topluma geçiş, sosyalizm ilk aşama. İkisi aynı anlama geliyor. Sınıfsız toplumun, komünizmin ilk aşaması sosyalizm. Marx ile Engels 19. yüzyılda sosyalizm ve komünizm kelimeleri zaten aynı anlama geliyor. 19. yüzyıl terminolojisinde öyle. 20. yüzyılda daha ziyade onların ilk aşama dediğine Lenin'den bu yana biz sosyalizm diyoruz. Onların ikinci aşama dediği buraya yazacağız. Sınıfsız toplumun ikinci aşamasına devam ediyoruz gene sınıfsız toplum. Ama bu sefer ikinci aşama komünizm. İkinci aşama komünizm. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu sınıflı toplum onun için devleti var. Bu ise sosyalizm ama sınıfsız toplum. Yani Stalinistlerin bu modeli tamamen uydurma. Uydurma rejimin kendini ayakta tutup işçi sınıfına ve emekçilere çok iyi bir şey yapıldı diye sunmak için yaptığı bir uydurma. Fakat şimdi talihsiz yer şu ki 1936'dan beri Dünya Sosyalist Hareketleri hakim oldukları için bizim ülkemize dahil olmak üzere Stalinist kuşakları ardına bu yanlış görüşü yetiştirmişti. Bugün sadece benim yaşımdakilere değil, 30-40 yaşındakilere falan da sorun. Belki yeni gençler artık ikna olabilirler çünkü işte şu anda ne tartışıldığı falan kuşaklar arasında biraz daha zor bilmesi. Ama şayet konuşursanız biraz daha yaşça diyelim. Sizlerden, çoğunuzdan diyelim, büyük olan insanlarla. Hepsi, yok efendim ya, devlet ve devlet öyledir. Ne demek istiyorsun? Sosyalizm sınıf toplumdur. Yok böyle bir şey. Sınıf toplumları sosyalizm var. Sınıf toplumları geçiş ekonomisi, yani kapitalizmden sosyalizm geçiş ekonomisi ve proletaryat diktatörlüğü devlet düzeyi. Bu, yani şöyle diyebilirsiniz. Bu esas bir aşama, ondan sonra sınıfsız toplum geliyor, onun iki aşaması var. Sınıfsız topluma ait olan bir şeyi sınıflı topluma atamaz sosyalizm. Ha, bir devlet kendine Lenin döneminde de sosyalist dedi. Niye dedi? Ben sosyalistim demedim ki Lenin. Sosyalizm bizim hedefimiz, onun için oraya sosyalizm koyuyoruz dedi. Sovyet, sosyalist, cumhuriyetler birliği. Parantez diye bir şey söyleyeyim, ona geri döneriz. Farkında mısınız? O ismi biliyorsunuz hepiniz değil mi? O devletin adı nedir hepimiz biliyorsunuz değil mi? SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Böyle başka bir devlet biliyor musunuz siz? İçinde bir ulusun veya coğrafi bölgenin adı olması. Ondan sonra gelen bütün sosyalist tırnak içinde devletlere bakıyor. Nedir onların adı? Çin Halk Cumhuriyeti, Demokratik Almanya, Romanya Halk Cumhuriyeti, yani Sosyalist Cumhuriyeti, galiba Romanya ettik sosyalist demişken. Yugoslavya. Hepsi bir ulusun veya uluslar toplumunun adını taşıyor. Bir tek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği taşımıyor. Neden? Çünkü Lenin koyuyor bu adı. Yağlı genişleyecek ve bütün dünyaya yayılacak bir federasyon olarak düşünüyor. Bir ulusun devleti olarak düşünmüyor. O devlet, Lenin eskiden federasyona karşı olduğu halde Rus şövenizmine karşı mücadele içinde bu devleti kurdukları için yani bu adı da
ve yapıyı da ona göre oluşturdukları için hiçbir ulusun anlamış. Bunu bu arada kafanıza iyi yerleştirin. Tarihin gördüğü tek böyle bir ülke, ulus, kültür, uygarlık falan da taşımayan, uygarlığı sosyalizm olan bir devlet. Şimdi dolayısıyla Lenin'in 5. bölümünü iyi okumak lazım. Burada sınıflar var. Adım adım sınıfsız toplumu bilinçli bir şekilde proletaryanın devleti, yani hakim sınıf olarak örgütlenmiş proletarya. Başka bir tanımı proletar diktatörü. İşçi sınıfı. Bu devlet, devlet başkalarının devleti değil ki. Yani bir bürokratlar orada oturup bir şey kuruyoruz biz demiyor. İşçi sınıfı sınıfsız topluma gidiyor. Neden? İşçi sınıfının çünkü kendisinin mülkiyeti olmadığı için kimseyi zaten sömürmeden bir çıkarı yok işçi olduğu ölçüde. Dolayısıyla herkesin o durumda olabileceği bir, olacağı bir toplumu hep birlikte inşa etmesi gayet beklenen bir şey. Grup çıkarına sömürücü olmasın karşımda demek. Sınıf çıkarı. Anlatabiliyor muyum? Mantığı iyi anlayalım. Bu iyi niyetle yapılan bir şey değil arkadaşlar. İdeoloji elbette rol oynuyor. Elbette başlangıçta geçen hafta söylediğimiz gibi, yani evvelsi hafta ben konuşurken, benimle yaparken siz konuştuğumuz gibi başlangıçta insanlara bir takım teşvikler veriliyor daha çok çalışsın diye. Çünkü herkes birbirine bırakabilir. Fabrikada da böyle eğilimler vardır. Her iş yerinde vardır. Ben çalışmayayım, o çalışsın. Dolayısıyla onların hepsi yapılıyor. O yüzdendir ki mesela Ç de o gün söyledim çok önemli bir şey. Yeni insan yaratalım diyor. Yani sınıfsız topluma giderken sen olsun her şey bitsin planlama bizim için yapar işi ondan sonra biz de sınıfsız toplumda güzel yatarız değil. Elbette büyük bir mücadele var orada da. Ama sınıfın toplu çıkarı o yönde olduğu için sonunda kazanması ihtimali çok yüksek. Sorunlar olabilir. Daha sınıfsız toplumdan çıkmamışsınız. Sınıfı toplumdan pardon. Ve ne kadar yayıldığı belli değil dünyaya falan bir sürü karmaşıklık var. Dünya yayılmazsa çünkü son derece ciddi olur. Onları ileride konuşacağız. Yani yalıtılabilir ve ezilebilir. Bu olabilir. O yüzden bu çarpıtmayı çok iyi anlamanız lazım. Hiçbir taviz veremezsiniz. Marx'ın Gotha programının eleştirisi yazıyorum. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Marx'ın Gotha programının eleştirisi adıyla bilinen kitap filan değil bu. Yani bir metin yazmış. Almanya'da ilk sosyal demokrat birleşme hareketi olduğunda ortaya çıkan programı eleştirmiş. Orada yazan şeylerden hareketli Lenin de devlet devrinde bunu ortaya koyuyor. Bu son derece. Çünkü 20. yüzyılda ne olduğunu yeryüzünde teşhis etmek burada. Doktrin meselesi yok. Teori meselesi tartışmıyoruz. Sosyalizm oldu mu olmadı mı? Olmadı da. Yıkılan sosyalizm değildir. Yıkılan sosyalizme geçiş toplumları. Son derece önemli bir şey. Ve yozlaşmıştır. Onları konuşacağız. Şimdi o halde şey girer ama Lenin dedi daha bu yok bu kavram. Onun için Trotski'den geliyor. O yüzden bunları konuşabilmek için bile burada bir sosyalist toplum olmadığını, bunun bir geçiş toplumu olduğunu sağlamak lazım. Onun için de 5. bölüm son derece önemlidir. Sanki önceden görmüşler gibi. Başka şeyler de bunu göreceksiniz. Yani Stalinist yozlaşmaya önceden tedbir almış gibi oldukları başka şeyler de var. Ama burada çok berrak bir şekilde Marx'la Gotha'da bunu ortaya koymuştur. Bununla şimdi üzerim biraz dinlenin, sahneden konuşacağız. Ben merakım var. Bir anlamda olmaması yılımdan sonra